Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dreamlink Soccer 2017 Türkiye Ligi kadro kurma challenge ile karşınızdayım gençler. Kadroları ekranlara vereceğim gençler. Türkiye Ligi'nde kimler var, kimler yok? 30 tane oyuncu var. Listesi var elimde, ekranlarda da görüyorsunuz zaten. Bakalım kimler çıkacak. Şimdi ilk bir transfere bir bakalım. Bu arada kadromda böyle beğilmeyeli görüyorsanız Real Madrid vs Barcelona kadrosu yapmayı planlıyorduk Bünyamin'le. Bünyamin bir türlü denk gelmedi. Ondan Real Madrid'in birkaçını toplamıştım ben. Ama gerek yok, şu an onları satarım biraz sonra. Neyse. Şimdi ortalama Türkiye Ligi'nde oynayan oyuncuların ortalaması 70 ile 85 arası. Bakalım kimler var, bir tane oyuncu bulabilecek miyim, hemen ona bakıyorum. En az bir 23 tane almayı planlıyorum. Ya da 11 tane, 15 tane de olabilir. Benim hedeflerimde en iyilerindeki getirebilsem daha iyi olur ama bakacağız. Biraz aşağı indikten sonra Eren Derdiyok'a Muslera çıktı gençler. Tabii ki de bunların ikisini de almayacağım. Sadece birini almak kim olacak? Çünkü maça gir çık yapacağız ve maça gir çıklarla alıyoruz zaten. Burada tabii ki de tercihim kaleci olacak. Muslera'yı transfer ediyorum. Ve tamam diyelim. Bu arada Muslera'yı kağıttan sileyim de transfer ettiğimi bileyim bari. Kağıda yazdım hepsini. Evet, maçtan çıkış yapıyoruz bu şekilde. Maça gir çık yaparak transfer listesi yenileniyor ve sonunda bir veya iki maç yapacağız. Ortalamaya hemen şuraya giriyorum. Evet, ortalamaya girdikten sonra hemen Gökhan Töre çıktı. Var mı, aşağılara doğru bakıyorum. Gökhan Töre Türkiye Ligi'nde oynuyor. Neyse, hiç uğraşmaya gerek yok. Gökhan Töre şanslıyız. İki seferdir oyuncu çıkıyor bari. Tekrar transferdeyiz. Şimdi şurayı 70 yapacağız. Şurayı da 85 yapalım ki Pepe'yi görebiliyoruz mu? Pepe daha hala çıkmadı. Pepe'yi bekliyorum ama Pepe çıkmadı. 80'e düşürelim burayı. Bu arada ooo, Belhan da çıktı. Belhan da niye forvet? Normalde orta saha. Belhan da transfer edeceğim. Başka oyuncu yok gibi görünüşte. Belhan da alıyoruz gençler. Bakalım bu sefer kimler çıkacak. Hemen Pepe hala yok gibi. Şuradan ortalamayı her zaman olduğu gibi 70 giriyorum. Pepe'ye bakıyorum ve Pepe yok gibi. Evet, gözden kaçmış biri var. Soldado mu diyeyim, tam telaffuzuna bakmadım. İyi ki listeme bakmışım. Bunu transfer ediyoruz. Şu anda görünüşte Pepe yok gibi. Şöyle yavaştan düşürelim. Bakıyorum Pepe'yi görebilen var mı, yok gibi. Şöyle ortalamayı biraz daha düşürelim. 80'e düşürelim. Kimler var şu anda bakıyoruz. O Mehmedi, bu biraz Türk sayılır ama bizi o Bong, bir dakika, bu listede göremedim ben bunu. Bu Türkiye Ligi'ne gelmişti yanlış değilse. Ben bunu listeye yazdım, hiç hatırlamıyorum, bakıyorum hemen. Evet gençler, listede ben bunu yazmamıştım çünkü görmedim o ekrandaki verdiğim transfer listesine girişte. Transfer ediyoruz bunu. Var mı başka oyuncu? Mesut Özil'i alamayacağız Türkiye Ligi'nde oynamadığı için. Görünürde Pepe yok gibi. 80'e düşürelim burayı. 80'de de aşağı düşürdük. Kim var burada Türkiye Ligi'nde oynayan oyuncular? Kimseyi bulamadım. Tekrardan bir maça gir çık yapalım. Bu sefer şansımız yaver gitmedi. Umarım gözden kaçan yoktur. Ama bu arada bayağı bir oyuncu olduğu için bakmam da zor olacak. Yine kimseyi bulamadım. Umarım gözden kaçan yoktur. O İlkay Gündoğan çıktı ama Türkiye Ligi'nde olmadığı için alamayacağız. Şimdi şuradan. Ve yine kimse yok. Şansımız yaver gitmemeye başladı. Görünüşte Pepe yok gibi. Şöyle ortalamayı 80'e düşürdükten sonra bakıyorum bir. Velbo. Ooo, çıktı bir tane. Bir tane çıktı. Şu olması lazım. Türkiye Ligi'nde oynayan, hemen bakıyorum. Hemen şunu transfer edelim. Sonunda bir tane çıktı. Şimdi merak ettiğim, şurada gizli oyuncu var. İçinden Pepe çıkabilir mi acaba? Evet, içinden çıkan oyuncu bu ama satıyorum onu direkt. Beyil de sat şuradan. Evet, sağ kanat Islay'ı da buluyoruz burada. Onu da transfer edelim. Transferde Nani çıktı ama Nani bir zamanlar Fenerbahçe'deydi ama artık yok. Bu arada isim telaffuzları yanlış olabilir, onun için kusura bakmayın. Beni bilen biliyor, onu tekrar tekrar söylememe gerek yok. Gerek oluyor yani yine de. Bakıyorum şuradan transferde hala yok galiba aradığımız oyuncular. Pepe'yi arıyoruz. Bir türlü çıkmıyor. Aşağı doğru inelim bakalım bir. Umarım gözden kaçan olmaz. Birçoğunun ismi aklımda. Ona göre bakıyorum. Birçoğunu da bilmiyorum yani oyuncuların. O 1800'lük bir paket var. Bir açalım bakalım. Bu elde boş geçti. Sadece bir gizli paket açmış olduk. Onu da tabii ki de sattık direkt. Gizli oyuncularımı merak edenler oluyor. Yorumlarda yazıyor o gizli pakette neyi var diye. Ben de öyle 1000'e 2000'e yakın gördüm böyle, yapıştırıyorum.
Ben de merak ettiğim için. Bu arada ligi bitirdik be. Transferde yine Pepe yok. Şöyle bakalım bir kimler alabiliriz diye bakıyorum. Baya bir zor kadro kurma challenge olacak bu. Çünkü istediğimiz oyuncuları bulamıyoruz bir türlü. Pepe piyasada silindi resmi. O Kerim Frey çıktı. Hiç uğraşmaya gerek yok. Aşağılara inmeye gerek yok. Frey'i alalım. Transferde o bir dakika. Gizli oyuncuyu merak edenler var mı? Basıyorum. 3, 2, 1. Bastım. Ya içinden bir Pepe çıkar diye açıyorum ama Pepe de çıkmıyor. Lewandowski gibi ben ne yapayım? Pepe için açıyorum ben onları. Belki Pepe çıkar diye. Hala çıkmadı. Şöyle şurayı 85 yok 80'e indir. Var mı hala alabilecek bir oyuncu var mı diye bakıyoruz şöyle. O Bilal çıktı ama Bilal'i alamayacağız. Türkiye liginde değil. Türkiye'de oynamıyor. Aşağı doğru gidiyorum. Umarım gözden kaçan yoktur diyorum. Kesin gözden kaçan oluyor. Geçenki challenge'da gözden kaçırdığım olmuştu. O Rashford. Rashford beni geçen ne bitirmişsin be. O Bale çıktı. 1800'lük gizli paket var yine. Bir bakıyorum Pepe var mı? Pepe'yi göremiyorum. Hadi Pepe. Geliyor musun? Gelmiyor musun? Açıyoruz. Enes Ünal çıkıyor ama Türkiye Ligi'nde olmadığı için almıyoruz. Aslında challenge'ı şöyle de yapabilirdik. Türk asıllı oyuncular challenge de olabilir. O başka zaman olur ancak. Şimdi hala baktım ama bulamıyorum. Bir türlü tanıdık oyuncular gelmiyor. O sıkılmaya başladım ama ya. Giriyorum çıkıyorum. Ne Pepe'sidir ne Elie'dir. Quaresma'dır. Bayağı bir Fernando, Mariano, Clichy, Lens, Inner, Kuchko bir sürü oyuncu var. Çıkmıyor kardeşim ya. Böyle bir şey olamaz. Çok zorlayıcı bir challenge'mış bu. Burada 2.5 gizli oyuncu challenge yapacağız resmen ya. O Messi çıktı. Evet Seju'yu görüyoruz burada hemen. Yapıştırıyoruz Seju'yu. Sonunda bir oyuncu alabildik. Şu Medmed ikinci çıkış ha. Direkt kayıt gitti Türkiye'den. Neye gidiyorsun dostum? Kimse çıkmadı. Bir maça daha girip çıkalım. Umarım bu çıkışta denk getiririz birkaç oyuncu. Bayağı bir uğraştıracak. Ben neyse sadece bulduğum zaman konuşacağım bu gelişte. Bulmadığım zaman konuşmaya gerek yok. 1400'e kim çıkar acaba? Ya kardeşim bizim oyunculardan birini çıkarsana. Şuradan 80 yapalım bir bunu. Oo Kuçka. Güzel Kuçka. Hemen yapıştıralım. Bu doğru Kuçka'ydı değil mi? Şurada ben büyük Kuçka vardı. Tamam diyelim. İlkay Gündoğan ikinci defa çıkıyor. Şuradan 6-70 yapalım. Minimum 70'e kadar düşüyor oyuncular. Şuradan da 80 ne kadar düşelim çünkü alabilecek bir oyuncu yok gibi. 80 zaten 80 üzeri sadece bir tane Pepe var. O da bir türlü çıktığı yok. Bakıyorum kimler var. O hemen başta en başta gördüm Jeremy Menez'i Antalyaspor'un forveti. Var mı başka şöyle bir kısaca bakalım. Bakıyorum Pepe yine çıkmadı. Gizli oyuncudan Pepe çıkar mı acaba? Çıkar mı? Gizli oyuncudan çıkartmaya çalışıyoruz Pepe'yi resmen. Transfere giriyoruz. Girer girmez Negredo ile karşı karşıya kalıyoruz. Hemen onu transfer ediyorum. Gizli oyuncudan Pepe çıkar mı acaba? Deniyor şansımızı. Çıkmadı yine çıkmadı. O Lens sonunda be. Bakıyordum ben de öylesine bir baktım. Lens de bana bakar ben Lens'e bakarmışım. O Quaresma. Pepe nerede diye bakarken Quaresma'yı gördüm. Alalım Quaresma'yı. Gizli oyuncuyu merak edenler için şöyle bir açayım. Bir dakika ben 80'i düşürmemişim. Bakıyorum bir de. Fernando. O bir dakika bu şey değil mi? Galatasaray transferi. Evet o. Fernando'yu alacağım ama ben klişeyi gördüm gibiydi. Transferi. Ya bakın Giel klişe. Şimdi yazı tura atmamız gibi bir şey olacak ama ikisini de mi alsam acaba? Bulmam çünkü çok zor. Kuralda birini almak. Fernando'yu alıyorum o zaman. Klişe. Klişeyi maalesef alamayacağım şimdilik. Bir sonraki turda umarım denk gelirsin. Şöyle giriyorum. Pepe'ye çıkmaya niyeti yok. Ben de Pepe çıksın diye inadına uğraşacağım. Evet bir kaleciyi buldum. Alanyaspor'un transferi Rio transferimizi gerçekleştirelim şu şekilde. Yedek kalecimizi de almış olduk. Kadroyu komple kurabilirsem gençler link verebilirim. Eksikler varsa onları da söylerseniz tamamlarız. Ya da sizler tamamlarsınız ben verdikten sonra. Şu anda zaten bunun kurulmuş versiyonu bizim sitemizde mevcuttur. Hemen bir maça gir çık yapalım. Sezonu bitirdik. Yeni sezona geçtik. Bir giriş. O Pepe'yi gördüm sanki. Pepe bir dakika. Pepe neredesin? Gel bakalım Pepe ya. Seni bekliyorum ya Pepe. Bu arada bir oyuncu daha var. Şu oyuncu bu da bir Türkiye Ligi'nde oynuyor ama ona şey yapamayacağız. Gizli paket için, gizli paketi görmek isteyenler için şöyle bir açayım bir.
içinden çıka çıka biri çıktı. Bu challenge gizli oyuncu açma challenge'a da döndü bir nevi. Tabi o gizli oyuncuları satıyorum. Oo, Arda Turan çıkıyor ama Arda Turan'ı alamayacağız. Aşağı doğru inmeden önce şunu şu şekilde artık ortalamayı 80'e düşürebiliriz. 80'den yukarı artık bir oyuncu yok. Şöyle bakıyorum kimler var, kimler yok, kimi alabiliriz. Gizli oyuncu görmek isteyenler için şöyle bir açalım. Griezmann çıktı içinden yine. Bu Gomis'ler nereye gitti anlamadım. Gomis'tir, Eren Derdi yok, Tosic, İnler, Erdinç. Başka baya bir oyuncu piyasada kayıp. Klişe'de bir çıktı göründü de. Evet, Badu'yu transfer ediyoruz. 600'lük. Kimde oynuyor bilmiyorum artık. Transferimizi gerçekleştirdik. Oo, Eren Derdi yok. Sonunda Eren Derdi yok'u da alıyoruz. Türkiye Ligi'nde oynayan bir oyuncu daha buluyoruz. Şu şekilde onu da alalım. Bu sezonda dördüncü haftaya girdik. Sezonu bitirene kadar oynayacağım. 10 defa daha deneyeceğim. 10 defa sonunda da dek getirebildiğimizi dek getireceğiz. Dek getiremediğimizi yapacak bir şey yok diyorum. Abu Bakar. Gitmeseydin de seni alsaydım takıma. Bakıyorum aşağı doğru. Oo, Erdinç. Mevlüt Erdinç çıkıyor. Alıyoruz. Transferdeyiz. Bayağıdır dek gelmedi. 10. haftaya geldik ligde. Dirar bu arada Türkiye Ligi'nde en iyi kartı geldi. Bronz kartı geldi gençler. Bunu listede yoktu ama ben bunu burada gördüm, transfer ettim. Evet, Mas'ı alalım şuradan. Mas'ı dek getirdik uzun zaman aradan sonra. Bir de şu Gomis'i dek getirirsem çok güzel olacak ya. Forvet'te iyi iş yapacağını düşünüyorum ama Gomis bir türlü dek gelmiyor. Bakıyorum kimler var. Pogba'nın defans halini buldum gençler, görmüş olduğunuz gibi. Ama hala şey yok. Transferde son bir hakkımız diyelim hadi. Bundan sonra bitiriş yapalım. Oo, Gökhan İnder çıktı. Şöyle bir 75'lik yapacağım. 80'lik de 75'liğe 80 yapacağım. Bakıyorum İnler'i almak istemiyorum. Orta saha bayağı bir kalabalık zaten. Evet, Gökhan İnler'den başka iyi oyuncu şey yok. Alabilecek bir oyuncu yok. Gökhan İnler'i de aldık. Neredeyse ortalama olarak tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oyuncu alamadık. Bir daha deneyeceğim. 15. haftaymış. Daha bitmemiş. Bir hakkımız daha varmış. Ve geri istediğimiz oyuncular çıkmadı. Neyse gençler. Biraz bir de yorumlarda derler ki oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz. Lan nereden oturduğunuz yerden? Her yerim tutulmuş. 1 saat 6 dakikadır gençler şu pozisyonda durmaktan şu omzum ağrı kramp girdi neredeyse. Boynum eğri, önüme baktığım için boynum ağrı girdi. Bu da oturmaktan, oturduğum yer ağrıdı. Onun ismini söylemeyeceğim. Neyse ben biraz dinleneceğim. Bir yemek yemem lazım. Öğlen yemeği yiyeceğim. Daha akşam ikindi oldu şu an. Ondan sonra maç 1-2 tane online'da maç yapar, videomuzun sonuna geliriz. Devam ediyoruz. Ne facecam yok diye sorabilirsiniz. Videoyu dün pazar günü çekiyordum. Maç oynamaya fırsatım olmadı. Bugün sabah, pazartesi sabah çekiyorum ve elektrikler yok. Elektrikler gelirse bu videoyu montajlayacağım ve bugün içerisinde size ve akşama doğru size sunacağım. Kadroya girelim. Kadrodaki olmayan oyuncular yorumlara yazın ve o oyuncuları transfer edelim ve Süper Lig kadrosunu, yani Süper Lig'de oynayan tüm oyuncuları birkaç gün içerisinde size yama olarak tam olarak sunayım. Çünkü ben Süper Lig yaması buldum ama onda bazı oyuncular eksikti, fark ettim. Bu arada Dirar'ın gümüş kartını bulduk. Bu arada Dirar aldığımızda 84'lüktü. Şutu iyi geldi. Ben şutuna biraz bastım. Şecun'un da kafası güzel değildi. Kafayı bastım ve gömüş olduğunuz gibi kafa Pepe ile aynı oldu. Bu arada bunun kartı da gümüş olmuş ha. Neyse. Bu şekilde online bir maça gireceğiz. Bu arada kadroyu tam saymadık be. Forvet'te solda Menez var. Dirar var. Sağda da Negredo var. Burada bu var. Fernando Quaresma. Bunun ismi Velbu. Tabi telaffuzunu çözemediğim için. Mas, Şeju, Pepe. Şu şekilde. Burada da Isla. Muslera kalede. Şurada Gökhan Töre, Lens. Şöyle dokunayım da görün. Bu oyuncu yok galiba. Bu oyuncu kalmış. Bunu hiç saymayın. Onu ben çıkaracağım. Bunu transfer etmedik yanlış değilse. İnler. Bunu transfer ettik mi biz ya? Bunu da etmedik galiba. Arada kalanlar var. Bakmam lazım. Ondan sonra bu transferimiz var. Bir de bu var. Şu kaleci Alanyaspor transfer etmiş. Bu Alanyaspor güzel kaleci transfer etmiş. Belhanda, Frey, Derdi yok. Derdi yok mudur bilmiyorum artık. Erdinç, Kuçka. Ve son olarak Soldado. Soldado'yu ben yanlışlıkla sattığım için burada en sonunda gözüküyor. Ondan dolayı onu tekrar geri getirdim.
Ve şimdi online bir maça doğru gidiyoruz. Evet, rakip bulundu. Türkiye milli takımı demiş ama hiç milli takımla alakası, oyuncusu yok. Online'da gençler mücadele edecekseniz online'da tavsiyem yüzlük bir kadro kurmak. Çünkü rakipler hep güçlü. Aha. Ben defansif oynamama rağmen gol yedim bak. Defansif oynuyorum bu arada. Defansif oynamama rağmen gol yedim. Çünkü defans niye bu kadar açık verdi ben anlamadım. Bir de formalar çok yakın, karıştırıyorum. Bu maçı belli oldu. Farklı kaybedeceğiz. Geliyor. Rakip Şeju. Bu arada kaleciye gel gelmez bastı, tuttum. Kovarıcma verdi pası Dirar'a doğru. Hadi ya. Ama olamaz ya. Top alacağım diye ayaktan gitti. Şimdi taç atışını uzun kullanır diye düşünüyorum. Evet, uzun kullanacak. Pepe güzel. Röşat'ı çekecek ne? İleride kimse yok mu? Negredo güzel. Kimse yok. Kimse yok. Kaleci çıkmadı be. İçeri doğru Dirar ortasını yaptı. Negredo'nun olduğu noktaya doğru ama kaleci aldı be. Ya kaleci çıkar diye bekledim, olmadı. Net golü kaçırdık. Evet, berbat oldu. Hayır hayır hayır, çok açık verdik. Çok açtık ve gol yedik. Demin ki gol atmalıydık. Yine Ronaldo atıyor. İlk yarı bu skorla bitiyor. Görüntü ikinci yarıdan bakalım. İkinci yarı ne olacak? O ikinci yarı kasmaya başladı. Kovarejma. Bir dakika. Gidin biriniz. Hadi dostum. Mas ileri doğru güzel. Şimdi şu bizim oyuncu galiba. Atak oynamadığımız için defans oyuncuları çıkmıyor ileri. Forvet oyuncuları ileri çıkmıyor. O kötü. Şimdi verdim pası. Güzel. Menes. Hayır. Bak bir gol daha geliyor. Ve yemedik. Bir saniye. Ben şey yapacağım. Defansif oynuyordum. Şunu atak yapalım. Çünkü gitmiyorlar ileri. Dostum oyundan kaçmaya niyetim yok. Bunun kafana koy. Mas. Verdim pası. Şimdilik de hadi be. Yine rakip geliyor. Oo, boş kaleye atamadı. Ronaldo nasıl kaçırdın sen onu? Boş kaleye atamadı Ronaldo. Görmüş olduğunuz gibi. Yazık oldu, evet yazık oldu. Fernando. Dirar'ı gördü. Ama Dirar dönemedi işte. Tekrar Fernando. Fernando ne yapıyorsun ya? Hayır hayır, çık kaleci. Çık kaleci, çık 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 çık. Artistin kime ya? Orada atamasa yuh diyecektim. Adam şov yaptı. Ya kaleci çıkarmaktan başka çarem yoktu. Orada artist gol atmak istedi ama atamadı. Şimdiki Şeju. Negredo ileri doğru. Şimdi Negredo'nun pası olmadı be. Ya online'da pas atılmıyor. Geç gidiyor. Menes. Menes. Menes şeref golü geliyor. 83'te şeref golü geliyor Menes'den. Antalya Spor forvet. Yine aldı galiba bunu. Eto'yla beraber kopar gider Antalya. Hayır hayır hayır. Adam herkesi çalımladı be beyinle. Oo atamadı. Şimdi Pepe. Dirar. Dirar gidiyor. Dirar. Dirar. Hadi be. Kovarejma. Kovarejma. Kovarejma kaleci. Dirar'ı nasıl kaçırdık be. Orta. Orta geliyor. Pepe vuruyor. Pepe nasıl vurdun öyle ya? En iyisi biz pasa basmak lazım. Şut da gökyüzüne vurdu resmen. Ve maç bitiyor. Messi maçın adamı olmuş. Ronaldo goller attı. Messi maçın adamı olmuş. O yüzlük ki bak, görmüş olduğunuz gibi. Kadro yüzlük. Evet, bir sonraki rakibimiz harika oyuncu. Umarım kadronda güçlü bir oyuncu yoktur. Dream MC diyor. İnternet bağlantısı bayağı kötü gibi. Şu an yeşile çıktı. Rakibin takımı bu şekilde. Rashford'a falan güç basmış olabilir mi diyeceğim ama yo, bu kaptanı Rashford seçmiş anladığım kadarıyla. Bu arada biz milli formalarına çıkmadık. Dalgınlığımıza geldi galiba. Oha oyun kasıyor. Oha yani oyun öyle bir kasıyor ki. Negredo. Ha Negredo.
Negredo ve gol. 4. dakika kasarak da olsa gol atıyoruz gençler. Rakibin internet bağlantısı berbat. Ben 4.5G ile bağlanıyorum. Bende bir sıkıntı yok. Demin olsaydı demin 2 maçta da olurdum. Şevcu defanstan güzel aldı. İleri doğru Dirar'a doğru. Dirar, Dirar. Yapma Dirar şunu. O kalecilerine pas verdi. Ya ben orada açı yapmak istedim. Yanlışlıkla bir yere dokundum. Şevcu indirdi. Negredo alır mı? Aldı. O Negredo takıldı. Dirar'a verdi. Dirar, Dirar ve 18. dakika 2-0 oluyor. Anlaşılan rakibin kadrosu iyi değil. İçeri doğru orta. Oo, adam güzel gol attı be. Hakkını vermek lazım, güzel gol attı. Geçmese de izlesek bari golün tekrarını. Dostum geçmesen iyiydi, izleseydik. Güzel kafa gol attı ama. Güzel kafa golünü attı şimdi. Kasma oyun be. Bas. Şimdi Menez'e doğru. Menez. Menez biraz sol yap. Adamı hızlı be. Orta gelmedi, korner oldu. Adam bir türlü peşini bırakmadı ki. Dirar şimdi ortasını yapıyor. Şimdi bası Pepe. Pepe olmadı be. Bir sefer de pasa bası uzuttum. Pasta da yavaş attı, vurdu kafayı. Hayır, Fernando yapma şunu. Güzel. Aldım Mas. Verdim ileri doğru Menez'e doğru. Menez şimdi pası çıkarabilseydi iyiydi. Şu an kontra atak geliyor. Şimdi. Hayır hayır hayır. Pepe Pepe kes. Pepe ver pası. Ver Kovacma sen de. Ver bakalım. Veremedin be. Kovacma'nın verdiği yerde. Kıyır oyuncu alamadı. Bir dakika kes bakalım. Kes kes. Oo, Muslera'nın çok basit geldi ama bana bir an gol gibi geldi. Adam sırtını dönmeden geldi aldı. Güzel Pepe aldı. Şimdi ileri doğru bir kaldır. Hadi bakalım. Yok ya. Tamam şimdi yine bizde. Kaldırdım ileri doğru. Dirar. Şimdi yardır. Yardır. Oha. Kırmızı kart hoca. Hoca gole gidiyordum, kırmızı kart. Kırmızı kartı göstermedi mi? Şimdi şuradan. Şutumuzu çekelim bakalım bir. Olmadı be. Menez'in şeyi biraz daha düşük diye Menez'i çektirdim. Şutu. Düşük olanlar şey yapıyor. Dirar. 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 İlk şutumu çektiğimde adam önüme kaydı. Bir şeyler oldu. Ama ikinci şutu çektim ve golü buldum. Dirar. Şimdi Menez'e doğru. Menez alabilirdi. Oo, offside. Acı çekil çekil. Gol. Gole bak be. Gole bak. Dirar hat-trick yapıyor. Tesadüf gol atıyor. Burada pozisyonu tekrar izleyeceğiz. Şimdi burada çarpıyor. Bu alsaydı offside'daydı. Ne yapıyorsun? Adam oyunu bıraktı galiba. Bizim Kovarajma da ayağından aldı topu. Orada düştü. Abuk sabuk bir şey oldu orada. Kovarajma ne yaptı ben de anlamadım abi. Ve 90+2'de fark 2'ye düşürüyor Rashford'la. Şimdi ve maç bitiyor. 4-2 kazanıyoruz. Maçın adamı Dirar oluyor hat-trick yaparak. Bu şekilde Dirar. Devam diyelim. Bu arada galibiyetle 26 sıra yükseldik. İlk galibiyetimiz oluyor zaten bu. Neyse gençler, yavaştan bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bir sonraki videomda, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.